İkincisine, kendimizi muhatap kabul ederek okumadığımız için, kendimize inmiş gibi okumadığımız için Kur'an bize yol göstermiyor. Bunun çözümü ne? Her okuyan kendisine iniyor gibi, inmiş gibi, kendisine muhatap, kendisine hitap ediyormuş gibi kabul ettiği takdirde Kur'an yol gösterir. Bunda ne var ki dersiniz? Genelde benim gözlemlediğim şöyle bir problemimiz var. Müslümanlar olarak biz genelde cennet ehlinden söz eden, müjdeden söz eden ayetlerin tümüne sahip çıkarız. Hah, bu benden bahsediyor diye. Ama bunun dışında azaptan, tehditten, şirkten, münafıklıktan, fasıklıktan ve zalimlikten söz eden ayetlere geldiği zaman mutlaka başka yerlerde adres aramaya çalışırız. Bu yöntem Kur'an'la alakalı, okumayla alakalı, tilavetle alakalı en yanlış yöntemlerden birisidir. İlk muhataplara baktığınız zaman böyle bir okuma modeli yok. Herkes ilk muhatap olarak duyduğu ayetin kendisine yönelik olup olmayacağını önce irdeler. Hatta benzeyen özellikler varsa bu ayet tam da benden bahsediyor diye yırtınır, çırpınır, öyle okurdu. Bu ayet senden bahsediyor, bu ayet falandan bahsediyor cümleleri Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde yoktur. Dikkat edelim burada arkadaşlar. Mesela işte münafıklardan söz eden ayetlerle alakalı olarak işte şu ayet Abdullah bin Übey hakkında nazil olmuştur. Bu ayette bahsedilen kişi Abdullah bin Übey'dir. Bunu peygamber söylemiyor. Bunu Allah da söylemiyor. Bunu ne zaman kim söylüyor? Tefsirin bir araya getirildiği dönemde ayetlerin havada kalmaması için bu ayet kimden bahsediyor? Abdullah bin Übey'den. Abdullah bin Übey öleli yıllar olmuş. Falan kişi hakkında inmiştir. Öleli yıllar olmuş. O anlamda birleştirilmiş. Yoksa hayattayken bu onunla alakalı inmiştir diyen yok ki. Zaten bu ayet Abdullah bin Übey'den bahsediyor dendiği an itibariyle peygamber döneminde olsaydı Abdullah bin Übey'e Müslüman gözüyle bakılmazdı ki. Dikkatlerden kaçırdığımız çok önemli bir nüanstır bu. Yani falan Abdullah bin Übey falan ayetteki şu ayetteki kişidir. Adını koydunuz, adresi teslim ettiniz. O adamın orada Müslüman olarak görme imkanı kalmıyor ki, farkında mıyız? Daha sonraki dönemlerde bu yazın. Yanlış mı? Değil, o anlamda söylemiyorum. Ayetlerin en azından neden bahsi tespit edilsinle bunu söylüyor müfessirler. O ayrı bir konu. O açıdan ayet okunduğu zaman kendimize hitap ediyor düşüncesiyle okumak durumundayız. Eğer Kur'an'ın bize yol göstermesini istiyorsak. Özellikle Yahudilerden, müşriklerden, münafıklardan, cehennemliklerden söz eden ayetler ile karşılaştığımız zaman o ayetlerin içerisinde bizim de olabileceğimizi hesaba katarak okumak durumundayız. Bunu yapmadığınız sürece Kur'an size hiçbir şey söylemez. Çünkü zaten adını koymuşsunuz. Bu zaten falandan bahsediyor. Hayır. Yahudilerden söz eden ayetleri Yahudiler okumadı şimdiye kadar. Onların okuması için inmedik ya, benim okumam için. Ayetleri yalanlayanlardan, inkar edenlerden bahseden ayetler de benim için. Bu duruma düşmeyelim diyedir. Somut bir örnek vereceğim. Nasıl okunması gerektiğine dair. Hucurat suresinin ayetleri nazil olmuştu. Bunu ilk öğrenenlerden birisi Sabit bin Kays adındaki sahabi. Peygamberin gözde sahabilerden bir tanesi. Ey iman edenler! Tercüme şu. Seslerinizi peygamberin sesi üzerine yükseltmeyin. Yoksa amelleriniz boşa gider. Hucurat 2 ve devamı. Bu ayeti okuduğu zaman Sabit bin Kays ortalıkta görünmüyor. Bir süre peygamber aleyhisselamı merak ediyor. Sabit nerede diye. Biri diyor ki ben bakayım diyor. Gittim diyor evine. Peygamber'e haber getirecek. Gittim baktım ağlıyor. Sordum dedim neyin var? Bu ayeti okudu ve dedi ki benim amellerim boşa gitti ve ben münafık oldum dedi. Sabit bin Kays'ın kulağı ağır duyuyor. Ağır duyduğu için de yüksek sesle konuşuyor. Ayeti böyle okuyunca zannetti ki peygamberin sesi üzerine ses yükseltmek, yüksek sesle konuşmak zannetti. Çekildi evine ve tevbe istiğfar ediyor. Ben yandım, ben ne yapacağım diyor. Halbuki bize kalsa ne olurdu mesela? Ya Ahmet Hocam bu ayet kiminle alakalı? Ya falan deyyusla alakalı, falan münafıkla alakalı inmiştir ya. Ya da ne yapardı? Ya peygambere bir soralım. Ya Resul bu ayet kiminle alakalı? Kolay olanı bu değil mi aslında? Mübarek onu da denemedi. Ayeti okudu, çekildi kenara ve endişelendi. Ben bu muyum acaba, bu mu dedi. Sahabi getirdi haberi peygambere ulaştırdı olup biteni. Dedi ki git ona söyle bu ayet onunla alakalı değil dedi. Bu ayetin alakalı olduğu şey peygambere rağmen söz söylemektir. Nüzul ortamında böyle bir şey var. Bir kabile geliyor peygamberin yanına. Peygamberden dini öğrendikten sonra bir temsilci istiyorlar. Hazreti Peygamber daha bir söz söylemeden Ebubekir bir adam önerdi. Ömer yok falan adam gitsin olmasın dedi. Kendi kendilerine tartıştı. Hatta Ömer'le Ebubekir bile dediler ki sen benim için inadına yapıyorsun bunu diye. Peygamber daha karar vermeden bir karar verdiler. Ayetin meğer hükmü buymuş. Sesin yüksek sesle ya da yüksek sesle bağırarak konuşmayla alakalı olmadığını anladı Sabit bin Kays ve geldi. Ha mesele buymuş demek. Onun için ayetleri okurken özellikle müjde ve
ferahlatan ayetlere sahip çıkalım tabii, tamam da. Yani bunlar bizimle alakalıdır umarız diyelim. Ama Yahudilerle alakalı özellikle, Hristiyanlarla alakalı, cehennemliklerle alakalı ayetler geldiğinde de onların özelliklerinden bahsedilir. O özellikler bende var mı diye endişe etmediğimiz zaman hiçbir anlamı yok. Kur'an bize yol göstermiyor.